Sayın Selahattin Demirtaş lider bir kişilik değildir. Militan bir kişidir. PKK ile PYD akraba güçlerdir. Bunun karşısında ise dünya ve bölge güçleri durun dedi. Türkiye'yi durdurdular. Liderimiz Öcalan yakalanmış. Bunun bizde yarattığı öfke ile bir savaşa hazırlık durumumuz vardı. Bunu gören birçok bölgesel ve uluslararası güç teşvik edici tutumlar içindeydi. Mesela örnek verirsek? Diyelim uluslararası anlamda Rusya. Bölgesel anlamda İran, Suriye, Irak, Ermenistan vesaire. Birçok güç Türkiye'de bir savaşın, iç savaşın başlatılmasını arzu ediyorlardı. Çeşitli tutum ve davranışlarıyla da bu arzularını pratikleştirmek için teşvikte bulunuyorlardı. Yani bu ülke temsilcileri PKK'ya gelip Türkiye ile savaşı mı dediler? Yani belki öyle açık söylenmez. Yani bu açık tür söyler. Açık söylerim. Yani o güçler böyle açıkça gidin savaşın biz destekleriz demezler. Niye Türkiye düşmanlığı bu kadar arttı? Bir tek şeydi. Türkiye dedi ben işte böyle denetim altında izinle hareket eden bir güç olmaktan çıkmak istiyorum. Ben bir gelişme içerisine girmek, bölge ve dünya gücü olmak istiyorum. Bunu dediği anda biliyoruz ki Türkiye karşı dünyanın çeşitli devletleri tavır aldılar. Ve bu tavırları devam ediyor. Türkiye'yi bu iddiasında vazgeçirmek için de iş sorunlarını kullandılar. PKK'yı kullanıyorlar. Yani tekrar bir savaş gündeme koydular PKK üzerinde. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 4 ülkesi bugün PKK'yı destekler pozisyonda. İngiltere her ne kadar kendi tarzıyla yapıyorsa İngiltere'dir, Fransa'dır, Amerika'dır, Rusya'dır. Özellikle Rusya bu işin başını çekiyor. 4 Güvenlik Konseyi ülkesi direkt ve en direkt destek konumunda. Ham bölgede İran'dır, Suriye'dir, Irak'tır, Lübnan Hizbullah'dır. Ondan sonra diyelim Ermenistan'dır. Bu ülkeler yani destekler konumdadır. Şimdi lideri yakalanmış. Yani bazı etkili kadroları da örgüt dışına itilmiş bizim gibi. Örgüt yani mikrop kapmaya açık hale gelmiştir. Bizim dönemimizde biz reddediyorduk. Öcalan koruyup kolluyordu. Yani örgütünün bir gücün uzantısı haline gelmemesi için özel çaba sarf ediyordu. Öcalan yakalandı, örgüt başsız kaldı. Bazı bizim gibi kadrolarda tasfiye edilince örgüt başka güçlerin etkisini açık hale getirdi. Ve süreç içerisinde diyelim bu etki güçlendi. PKK'nin yönünü belirleyecek noktaya kadar gelindi. PYD, PKK'den kopan güçlerin oluşturduğu bir partidir. Ama partinin çalışmalarına ben de katılmışım. Yani onun diyelim kadrolarını eğitme, program tüzük ve kararlarını hazırlama, hatta toplantılarını düzenleme, kuruluş aşamasında bizim de ciddi katkılarımız var. Kendimizi PYD'nin kurucuları arasında görüyoruz. Şimdi PYD tabii ki bu kuruluş çalışmaları içerisinde yer alanların %70'i PKK gerilla yapısıydı. Diğer %30'u ise
halk içerisinde tespit edilen delegelerdi ki bunlar da PKK sempatizanıydı. O yapı büyük çoğunlukla PKK'den geldi. Şunu belirteyim, Sayın Selahattin Demirtaş lider bir kişilik değildir. Militan bir kişidir. Yani lider olmaya da soyunmadı. Her ne kadar işte cemaat basını onu övdü ve sevimli göstermeye çalıştıysa da yani kendisi diyelim gücüyle yahut yetenekleriyle güçlenen bir yapı değil. Diyelim çeşitli odaklar onu yani topluma benimsetmeye çalıştılar. Bunun başında cemaat gelir. Sayın Demirtaş diyelim dağ ne diyecek endişesi içinde hep oldu. Dağa ters düşmemeyi ve dağla uyum içerisinde hareket etmeyi etti. Bu da onu bir militan konumuna düşürdü. Yani hiçbir zaman gerçek bir lider konumuna gelemedi. Şu aşamada bana göre bir sene önceki noktadan çok daha dağa yakındır. Dağla bütünleşmiş durumdadır. Ve sivil siyaset anlamında rolünü oynamaktan uzaktır.